Merhaba arkadaşlar, TB Gamers kanalına hoş geldiniz. God Basement 3. bölüm, iyi seyirler, iyi eğlenceler. İlk iki bölüm biraz sakin geçmişti, bakalım. Bir odadayız ve... James, it has been some time since I've last seen you around. By now, you should have some idea of the history between your grandmother and your parents. After the accident occurred, there was extreme tension between them. It was understandable given the context of the situation. Your parents wanted some space due to the grief they were experiencing. Your grandmother, dealing with the guilt and loneliness, longed for support and forgiveness, something your parents did not grant. I promise we'll get to your part of the story soon. To satisfy your curiosity for a bit, I'll tell you a small truth about God's basement. God's basement is a place to reflect on your past life. That statement might be a bit broad, but I'll tell you more as you continue your journey. As for this area, there seems to be a locked door with a keypad. I'm sure you'll figure it out. I'll see you around soon. Good luck. Arkadaşlar, abimiz şundan bahsetti. Büyük annemiz. Evet, burası açılacağı belliydi. Şunu bir anlatayım. Büyük annemiz, ya da giderken anlatayım. Kazadan sonra çok fazla suçluluk hissetmiş. Ancak anne ve babamız sağ olsunlar onu affetmemişler. Yani sonuçta insan torununu ölmesini ister mi? İstemez. Affetmelilerdi ama affetmemişler. Kadıncağız tek başına acı çekmiş yalnızlıkla ve suçlulukla. Devamını lütfen, lütfen. Devamını sana daha sonra anlatacağım diyor. Bir adım atıyorum, üç adım ses çıkıyor sanki. Şimdi şurada bir kağıt mı var? Ne oluyor lan? Altı parça. Hiç hoşuma gitmedi. 2. Yok değil mi orada kimse? Evet. 2. Yani bu suçlulukla büyük annemiz... Heh, Allah senin kahretmesin. 0911. Tabii ki son parçada yazıyor. Bunu birleştirme gibi bir şey var mı? Ya da taba falan basmak? Yok, öyle bir şey yok. Şimdi son parçayı aldık ya, herhangi bir şey. 0911. Peki. Sıfır E basıyormuş, pardon. Sıfır dokuz on bir. Evet. Karanlık lan. Oha oğlum, çok karanlık. Bu ne? Kim o?
Kapan kapan. Sen kapan. Bu acaba torununa aldığı hediye mi? Hiç veremediği. Olabilir mi böyle bir şey? Oha. Yapma. Gelme. Babaanne lütfen. Rica ediyorum. Babaanne. Lan. Abi açıl artık. Ya oyunda şöyle bir şey var. Bir ara bir PT çıkmıştı. Yapı olarak biraz onu andırıyor. Çünkü herhangi bir objeyi mesela görmediğinizde ya da tıklamadığınızda yeni aksiyon gerçekleşmiyor. Şurası aralık lütfen. Eyvah. Abi. Babaanne, lütfen. Abi çok korkuyorum ya. Babaanne git. Abi içeri mi girdim? Abi geliyor mu? Geliyor. Abi. Geliyor lan. Abi açılsana. Allah. Geliyor. Kesinlikle geliyor abi. Korkuyorum. Kapı açılır mısın? Oraya gidemem. Allah cezanı vermesin ya. Of. İşte abi bu olayı çok stresli. Bu oyunu beni çok strese sokuyor. Oha bu ne? Abi.
şey oluyor ya. Geliyor abi. Abi bir şey oluyor. Ben bekleyeceğim burada. Burada bekleyeceğim. Bir şey oluyor. Oh. Abi geliyor. Geliyor, geliyor. Babaanne lütfen ya. Babaanne lütfen. Babaanne. Ay! Allah cezanı vermesin seni. Ay! Öldüm atladım. Öyle hızlı geleceğini beklemiyordum. Böyle yavaş yavaş yaklaşacak zannediyordum. Ne bölüme geçti sanırım. Yani yeni, evet. Demek ki olması gereken buymuş. Bu arada yeni bölümde şunu görüyorum. Şimdi abimiz demişti ki bize. Ben onu size söylemeyi unuttum. Şimdi yeni bölüme geçince aklıma geldi. Tanrı'nın bodrumu hakkında sana bir şey söyleyeyim. Tanrı'nın bodrumu senin geçmişin, senin anıların dedi aslında. Ve yeni bölüme geçince şunu da fark ettim ki grafikler çok güzel. Yani şeyde fark etmemiştim. Küçük kağıtta hiçbir şey yok. Ne bu? Derin psikoloji. Ya ablamız kovalamasın yeter. Ben böyle kovalamalı oyunları hiç sevmiyorum ya. Bakar mısınız? Yani dokuları bence çok güzel. Koltuğumuzda uyandık. İlginç. Saat kaç? 8'i 5 geçiyor. Şurada bir şey mi var? Evet. Evet. Kağıdı alamıyoruz. Duvardaki kağıtta herhangi bir değişiklik yok. James, I hope you're okay. That looked like it probably hurt. Good news is, this room looks relatively safe. I also have some more good news. You're going to be exploring your early childhood memories. For the most part, you were raised by your grandmother. A good chunk of your memories have manifested themselves in the form of journal entries. Read those carefully as they represent your thoughts and emotions at the time. You probably thought you'd be stuck in that dimly lit, creepy office area forever. At least you're getting a change of scenery. God's basement tends to manifest itself in an unusual way. The more you remember about your childhood, the creepier things can get. Remember when I asked you to ignore anything unusual? Well, that was just a joke. It's obviously there for a reason. The only reason I said that was to frighten you. I find it quite amusing. Well, I should probably wrap this monologue up. Find more about your past. And one last thing. Good luck. Abimiz yine ilginç şeylerden bahsetti. Şu dışarıya bir bakalım, direkt görmemiz gereken bir şey var mı yok mu? Şimdi burası dedi ki o ofis alanına göre orada sürekli orada kalacağını düşündün. O korkunç yerdi. Ama öyle değil. Saat hala 8:05 geçiyor. Burası nispeten daha güvenli bir yer. İyi bir haberim var. Burası nispeten daha iyi bir yer. Bir iyi haberim daha var.
seni genellikle büyük annen yetiştirdi. Babaanneye büyük anne diyorlar. İyi anıların burada. Ama çok fazla böyle eskileri öğrenmeye de çalışma. Hani etrafta seni öğreneceğin eski şeyler var ama onları çok fazla öğrenmeye çalışma. Çünkü belki de seni gerçekten çok rahatsız edecek şeyler olabilir. Öyle dedi yani. Arkadaşlar, bu gazete kupüründe çok enteresan bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, sessiz bir mahallede acımasızca bir olay gerçekleşti. Olay şu: Sarah ve Neil Young yanlarında çocukları varken, şu kağıda yazı gelmiş, bıçaklandılar. En az 30'ar kere bıçaklandılar. Bir dakika dur, önce anlatayım, hemen yazıya geçmeyeyim. Bıçaklandılar. Yani olay insanları çok şok etti yani. Ne yazıyor? Bunu duyabiliyor musun? Beyaz gürültü, sessizliğin sesi. Şimdi beyaz gürültü genelde bebeklerin işte huzur bulması için açılan bir şey. Şu televizyonu. Aha. Televizyonda görüntü değişti de. Neyi gösteriyor? Adımlarımın sesi beni çok tedirgin ediyor. Adımlarım da görünmüyor. O daha da tedirgin ediyor. Nereye varacak bu iş? Saat hala 8:05 geçiyor. Ya bu yapısı çok sinirimi bozuyor oyunun ya. Belli bir yerde, belli bir süre geçirmek zorunda olmak. Ev çok güzelmiş yalnız. Babaanne. İlginç bir, bu sefer günlükten. Ama günlük James'in günlüğü abi. Yani benim. Kazadan sonra ben doğmamış mıydım? Herhalde babaannemle belli bir süre geçirmişim. Diyor ki, bütün portrelerde de aynı şey var. Resimler. Babaannem son zamanlarda çok unutkan olmaya başladı. Ben ortaokula gidiyorum. Oha. Oğlum bu ne? Salon falan var zannettim ben. Şunlar ne? Allah Allah. Tuhaf bir ateş sesi gibi bir şey geliyor ama. Oha, sigara yanıyor. Daha yeni yakılmış. Demek ki buralarda. Babaanne, sigara sağlığa zararlıdır ha. Haberin olsun. Şimdi
Doğum muhtemelen doğum günümdü. Geçen hafta doğum günümdü. Şey pardon, gelecek hafta benim doğum günüm. Ama muhtemelen onu da unutmuştur dedi. Sayfayı çevirme falan var mı? Yok. Boş bir sayfa. Kalem. Radyo. Işık herhangi bir etkileşimimiz yok. Şu yere yazılmış olanlara bakabiliyor muyuz? Hayır. Yalnız bir çıtırtı sesi geliyor. Bir böyle ne denir ona? Ateş sesi, ateş yanıyor. Oha. Arkama. Bir dakika. Resimlerde bir şeyler var. Şurada M harfi var. Yanlış mı gördüm? Şu muydu? Ha. Oy! Ulan. Tamam. He, bunu şuna baktıktan sonra Murder çıkmayacak inşallah. Murder çıkmayacak inşallah. Biraz kararmaya mı başladı? R, evet, Murder çıkacak abi. Murder çıkacak. İnşallah o çıkmaz. Şimdi D harfi çıkarsa, az önce de resime baktım baktım hepsini görememişiz o harfi, görüyor musunuz? Demek ki daha dikkatli bakmam gerekiyor. Bence yukarıda bu sefer. Ya da buradan geçiyorum bakalım. Hay Allah seni kahretmesin ya. Son harf abi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Katil. Oğlum yoksa işi James'in hatası mı acaba? Şuna bakacağım direkt, bunda mı? Gel. Bir şey olacak şimdi. In other news, last weekend a brutal crime was committed in a quiet suburban neighborhood. The two victims were a young couple, recently turned parents, that were viciously stabbed while sleeping inside their bedroom. Authorities reported that the bodies were mutilated to the point of being unrecognizable. The two also left behind an infant son. Currently, there are no suspects or leads as to who committed the murder, but authorities are adamantly investigating the situation.
Arkadaşlar oyunu konusunu biraz açılmaya başladığını düşünüyorum. Şimdi James bir not bırakmıştı ya. Hani James'e de mi bu baktı, nasıl oldu orayı anlayamamıştım. Şimdi abimiz dedi ki gazete küpürü de kafamda oturdu. Abi anne ve babamızı yatak odalarında gece uyurken bıçaklıyorlar ve arkalarında bir bebek bırakıyorlar. Yani bu Neil ve Sarah Young ölünce arkalarında bir bebek kalıyor. O da biz, James. Bize de kim bakacak? Babaannemiz. Ama şimdi kağıtta murder çıktı. Bu arada çok vahşice katledilmişler diyor. Oha, hala geçemiyorum. Çok vahşice katledilmişler diyor. O yüzden oyunun başında da seni büyük anlamda babaannen büyüttü diye bahsediyor. Çünkü anne ve babamız biz bebekken ölüyor. Abi burayı neden geçemiyor ya? Heh. Lan Allah belanı vermesin. Şurada bir bug gibi bir şey varmış ya. Arkasına bir bakalım, herhangi bir şey yok. Şimdi bu katil kim abi? Yazılarda murder çıktığına göre acaba ben miyim? Yine biz tarafından, James tarafından yazılmış bir not. Büyük annem eskisi kadar canlı görünmüyor. Eskiden daha çok konuşmayı severdi ama artık konuşmayı sevmiyor. Ve sıklıkla ilacını içmeyi unutuyor. İlk defa çekmece açıldı. Welcome home. Welcome home. Ses gitti abi iyice. İçeride ışık yanıyor. Abi kapının orada sanırım ya. Babaanne. Şu notu çıkart. Welcome home. Yazıya daha yakından bakmam gerekiyormuş. Abi. Şu kapı aralığını çok iğrenç. Lan. Yoksa. Burayı gösteriyor. Burayı gösteriyor abi. Yazı mı değişti? Yok.
Welcome home. Psikolojik korku musun? Nesin sen ya? Şimdi şöyle bir şey var. Oyunun konusu çok hoşuma gitmeye başladı. Ha, şu taraftan şöyle bir bak bakayım değil mi? Şöyle değiştir. Eyvah. 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 Babaanne. Burada bir yerde görünüyor abi. Yavaş yavaş oynuyorum. Yazı değişti mi? Hayır. Çok kıymetli babaanneciğim. Lütfen. Oha. Recently my grandmother has been acting strange. I've been waking up in the middle of the night hearing her crying. I usually find her pacing back and forth aimlessly. She usually won't even notice I'm there until I make my presence known. Lan babaanne gitti oradan. After she notices me, she gives me this blank expression, then walks away back into her bedroom. Sometimes I'll press my ear against her door, and I'll hear a distorted version of this classical song she always listens to. Although these are rare, they still creep me out. It happens about once every few months. Hopefully she gets better. Şimdi arkamı dönmem gerekiyor. Dönünce anlatacağım size neler söylediğim. Şimdi arkadaşlar, dedi ki bazen babaannemin yanına gidiyorum. Bizim ağzımızdan konuştu bu sefer. Bazen babaannemin yanına gidiyorum. Aa, şurada bir not var. Yoktu o. Saatlerce oturuyorum. Aha, burası açılmış. Aha, her taraftaki welcome home. Saatlerce oturuyorum ancak beni fark ediyor. Bazen bir müzik dinliyor. Bir gün dayanamayıp kulağımı kapısına dayayacağım ve dinlediği müziği uzaktan ben de dinleyeceğim. Şey, yani kulağımı dayayıp dinleyeceğim. Öyle bir şeyler söyledi. Buralar biraz devrilmiş. Öfkelendi galiba. Ve oh, bir bölümü daha bitirdik. Çok stresli. Çok stresli ya oyun. Hikayesi güzel. Çok hoşuma gitti. Hikayesi çok hoşuma gitti. Ama bu bölümlük buraya kadar. Arkadaşlar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.